Gökçe, heyecanla kuzeni Deniz'i doğaya götürmek için sabırsızlanıyordu. İkisi bir hafta sonu pikniği için ormanın yolunu tuttular. Gökçe doğayı seviyor ve onunla iç içe olmanın tadını çıkarıyordu. Deniz ise henüz doğayla pek tanışmamıştı. Bu yüzden Gökçe ona doğanın büyüsünü göstermek istiyordu. Ormana vardıklarında Gökçe ve Deniz gözlerini kamaştıran yeşilliklerle karşılaştılar. Ağaçlar yüksekten gökyüzüne uzanıyor ve yaprakları rüzgarda hışırdıyordu. Gökçe, denize doğanın nefes aldığını söyledi ve ona ağaçların nasıl büyüdüğünü anlattı. Deniz, hayranlıkla ağaçların gövdelerini ve dallarını inceledi, yapraklarını yakından görmek için parmaklarını uzattı. Gökçe Ormanda kuşların şarkı söylediğini duydu. İkisi sessizce yaklaştı ve kuşların cıvıltılarını dinlemeye başladı. Gökçe, Deniz'e farklı kuş türlerini tanıttı ve onların ne kadar güzel şarkılar söylediklerini anlattı. Deniz, kuşların renkli tüylerine ve neşeli şarkılarına hayran kaldı. İkili daha sonra ormanda yürümeye devam etti. Yollarını çiçekler süslüyordu. Gökçe, denize çeşitli çiçeklerin renklerini ve kokularını gösterdi. Papatyaların beyazlığına, güllerin kırmızılığına ve menekşelerin morluğuna hayranlıkla bakarken, bir yandan da çiçeklerin nasıl büyüdüğünü anlattı. Deniz, elleriyle toprağı hissederek çiçeklere dokundu ve onların güzelliklerine dokunmaktan büyük bir mutluluk duydu. Gökçe ve Deniz, Doğanın büyüsüyle dolu bir gün geçirdiler. Ormanda keşif yaparken doğanın güzelliklerini deneyimlediler. Gökçe kuzenine doğayı sevmeyi ve ona saygı duymayı öğretti. Deniz ise bu yeni deneyimlerle doğanın büyüleyici dünyasına adım atmış oldu. Gökçe ve Deniz'in doğa serüveni böyle başladı. İkisi bir sonraki maceraları için sabırsızlanırken Doğanın sonsuz büyüsüne daha da yaklaşacaklardı.